Herkese merhaba. Biz bugün çok berbat bir durumdayız. Derin ne yazık ki hasta oldu. Bir anne bir çocuğu nasıl hasta eder? Resmen görmüş oldum yani. O kadar tüm hafta anneme dedim ki nedense Derin hiç hasta olmadı bu kış. Anne Derin hiç hasta olmadı. Anne Derin hiç hasta olmadı. Derin'i hasta ettim. Dün akşam hiç uyumadık. İkimiz de hiç uyumadık. Saat 5 gibi Derin anneanne falan dedi. Gitti annemi uyandırdık. Annem biraz baktı. Uyumaya çalıştım. Ama uykusuzuz, Derin kötü. Acil randevu aldığında 8'de kalkıp araman lazım mahalle doktorunu. Aradım, hemen saat 12.10'da randevu verdi Derin için. Çocuk deyince bizim mahalle doktoru hemen veriyor yani. Yoksa yetişkin biri olsa hemen öyle vermiyorlar aynı gün. Verdi gittik. İki kulağında da kızarıklıklar var. O yüzden kulak enfeksiyonuna yakalandı. Hemen iltihap sökücü verdi. Antibiyotik kullanıyor şimdi. Ağrı kesici de kullanıyoruz aynı zamanda. Şimdi yerde biraz oynuyor. Daha yeni yere uzandı. Çıplak tutmaya çalışıyorum. Gerçi uzun kollu atleti üstünde ama sabah doktora gittiğimizde ateşi 39 dereceydi. Biraz uyudu arabada, öyle bir saat gittik annemi aldık, pazardan geldik. Hem arabada uyusun dedim. Hem de zaten soğuktu, annem için de iyi oldu. Eve geldik. Derin diş çıkardığında hep hasta oluyor. Genelde diyorlar ki diş çıkarttığında ateş çıkmaz. Doktorlar öyle diyor yani. Ama Derin'de hep ateş çıkıyor. Hep de bir kulak enfeksiyonu oluyor ya da boğaz enfeksiyonu oluyor. Her zaman bu böyle oldu. Sanırım arka dişlerini çıkartıyor Derin. En arka dişlerini çıkartıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün teyzegile geldim. Ve geldim ki Derin çok hasta. Teyze Derin'le ilgileniyor. Ezgi abla da yani kendini iyi hissetmiyor. Biliyorsunuz doğum yakın. Size bugün vlogu ben çekiyorum arkadaşlar. Umarım hepiniz bu vlogumu beğenirsiniz. Ben bugün araba sürdüm 2 saat çünkü ehliyetim yakın, az kaldı. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki ne telefonumu kaybettim. Şu an reklam yapmak istemiyorum ama yeni telefon aldım kendime. Ve çok memnunum. Ve çok güzel böyle pembemsi bir iPhone 8 Plus. Ve gayet memnunum arkadaşlar. İleriki günlerde size söylerim iyi mi değil mi. Ondan sonra Ezgi abla gile geldim ve bakın neyi gördüm. Derin çok hasta. Oğlum ben hiç ağlıyor. Titriyor. Sabah iyiydi biraz. Dedim neyse işe gideyim. Sonra baktım rahatsızdır, geri dayanamadım, dedim ben geleyim. Sonra oğlum geldi, anneannesini aldı ama hiç alıyor. Teyze demişti ki ne işte Mizgin gel. İşte görmedim seni, işteydim, çalışıyordum çünkü. Ama geldim ki ne teyzenin morali bozuk, Derin elinde, hasta. Geldiğimde ağlıyordu, titriyordu. Biraz uyuyup geri uyanmıştı. Şu an yine uyuyor. Biraz sessiz olayım bence. Hasta. Yani o yüzden arkadaşlar bugünkü vlogu ben çekiyorum. Beğenirsiniz. Bugün teyzeyi de çok çekmeye çalışıyorum. Çünkü çok istiyorsunuz teyzeyi görmeyi. Bana yazıyorsunuz. Görüyorum. Ve Ezgi ablaya da bütün sevgilerinizi, her şeyi de ilettim. Unutmadım yani. Bu aralar çok fazla salgın var ortalıkta. Benim de şu an başım ağrıyor ve boğazım ağrıyor. Ve İngiltere'deki kış gerçekten hiç güzel bir kış değil. Çok soğuk, Derin hasta. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum. Ezgi abla zaten biliyorsunuz az kaldı doğum yapmasına. Lütfen yani ne diyeyim artık, bizim için dua edin. Derinciğimiz de iyileşsin. Şu Ezgi ablanın doğumunu atlatsak bence her şey çok mükemmel olacak. Ve bugün arkadaşlar görmeyeceğiniz bir şey göreceksiniz. Görmeyeceğiniz bir şey göreceksiniz. Yani sen fazla vloglarda olmadığın için bugün Baran Beyefendi vloglarımızda bulunmak üzere olacak. Ve istediğiniz soruları lütfen bu vlogun altına yazın ki bir dahaki sefere bir vlog çekerse Ezgi abla o soruları yanıtlayabiliriz. Ama lütfen... bizim için olsun dermişim. Lütfen bizim için dua edin. Ne için diye sor. Ne için? Bilmiyorum. Niye diyeyim dua edin? Bilmiyorum. Canım şu an ne yapıyorsun? Acıktın mı? Yeah. I was gonna make coffee. Kahve mi yapacaksın? Niye? Evet. Niye mi? Evet. Kahve niye yapalım? Yorgunsun. Peki schnitzel yiyecek misin? Haberin var mı? Menüde bugün schnitzel varmış. Saat kaçta oluyor?
Yani şu an derin hasta, birazdan olur herhalde. Ama ne diyorsun menüdeki yemeğimize? Hı? Ne diyorsun menüdeki yemeğimize? Süper. Şnitzel arkadaşlar bizim burada yani tavuk oluyor ama bildiğiniz soslu tavuk yani. Soslu tavuk değil. Değil işte o flour. Red crumbs. Ha ama Türkçesi ne? Ekmek kırıntılarıyla birlikte tavuk oluyor yani. Bak şöyle pane harcı. Pane harcı. Pane harcı oluyor arkadaşlar. Bir saniye canım lütfen. Böyle böyle bak. Böyle böyle yapılır. Latte yapmış Barancığım. Bir saniye canım biliyorum. Focus yapacağım. Höpürdetme lütfen. Güzel. Bugünkü yemeği biz yapıyormuşuz. Tavuğumuz burada. Pane harcı da burada. Un lazım, yumurta lazım. Bir de patates de yanına yaparım. Yani umarım güzel yaparım diyeceğim ama Baran da mecburen verimle yapmak zorunda. Derin çok hasta. Dayısı ne istiyor Derin? Bak. Ne oldu? Dayı Kado. Kado dayı? Kado dayı. Oh. You want vitamin? Only got vitamin. Anne vitamin. Anne ne vitamin? Ah oğlum bilesin bu ne? Vitamin. Yavaşça kanı sen hepsini sıkıyorsun. They drink his coffee. They drink his latte. Why is he shaking? Hasta ya, ateşi var. Look. Oh my god, why is he shaking like that? İşte iç ateş geçiriyor şu an çocuk. Ateşi var diyor. Elleri soğuk değil mi? Sadece kadu yap. Şimdi sen sarılıyorsun ya kendi ısınmamak için. Aynen bir de o yanlış doktorlar diyor ki kendi ısını kimseye hiçbir zaman ateşli olan bir insana verme. Miskin nasıl benim başımı ağrıtıyorsa biraz da sizin başınızı ağrıtsın dedim. Kameramı verdim ona. Ne çekti ne çekmedi bilmiyorum ama eminim sizin başınızı şimdiden ağrıtmıştır yani. O yüzden kusuruma bakmayın. Tipimden de anlaşıldığı üzere gerçekten de şaftım kaymış. Bayağı uykusuzum. Tam böyle uyumaya çalışıyorum. Derin uyurken Derin bu sefer uyanıyor. Şu 2-3 gün hani iltihap sökücü tam böyle şeye girene kadar kulağındaki iltihap sökene kadar herhalde rahat yok bize. 2-3 gün sürecek gibi görünüyor. İç ateşi var herhalde. Titriyor çünkü. Bilseydim kulak enfeksiyonu olduğunu dün akşam banyo ettim dedim. O buhar falan iyi gelir burnunu açar dedim. Hiç düşünmedim kulak iltihap olacağını. Whitefish is going in the tank. Whitefish. Ah. Whitefish is going in the tank. Whitefish is going in the tank. Ah. Sesi de açın oğlum sesini de duysun. Teyze yemeği yapıyor arkadaşlar. Yemeğe başlayacağım birazdan. Ve fırına patateslerimiz girdi. Soslu bir baharatlı bir şekilde. Ups, kamera buharlandı. Çin böreği yapacaktım ama Derin bırakmadı. Anladım. Yine buna çevirdik. Şimdi ne yaptığını saniye saniye lütfen bize söyler misin? Nasıl ne yaptığını? Yani neler yapıyorsun şu anda yemek anlamında? Tavuk kızartacağım, şnel yapacağım. Şnitzel. Şnitzel. Ya teyze sen niye bu kadar güzelsin? Sana makyaj lazım değil. Sen de iltifat et. Makyaj yapacak zamanımız yok ki. Ama gerçekten moral vermeye çalışıyorum teyzeciğime yani. Biraz daha moralli. Teyze gelir misin lütfen? Bence ben senden daha yaşlı görünüyorum. Hadi be sen ciddi de. Söylüyorum. Bak gerçekten çok güzelsin teyze. Yok. Çok genç görünüyorsun. Yok canım yok yaşlandım. Artık torun torba. Buna katılmıyorum. Katiyen katılmıyorum. Torun torba sahibi ol. Olsun. Eski yine teyze. Ona göre gençsin yani teyze. Eski teyzen nerede kaldı?
eski teyzem mi? Evet. Benim eski teyzem diye bir şey yoktu. Benim güzel teyzem vardı. Halinde güzel teyzem var yani. Malzemeleri hazır ediyoruz arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz o şey. Yani sos. Un. Tavuk. Şnitzel yapacağız. Ama yumurta da lazım. Ay! Ay beni korkuttular. Bak derin. Tam da yumurtadan bahsettim. Teyze de yumurtalarımızı kırıyor. Önce unumuza batıracağız. Aynen. Önce un. Yok. Önce aynen önce un. Önce un, ondan sonra yumurta, sonra bu. Sonra şey bu. Evet. Ekmek kırıntısı. Biz gidecek mi? Ne yapayım teyze, senin bu kadar güzel olma. Bak. Benim ve teyzeciğim için altta yorumlar yazabilirsiniz. Yani okuruz, okuyoruz da. Biliyorsunuz ki telefonum kayboldu. Şimdi aldım. Geçmiş videolara bakarım ve yazmadığım yorumlara yorum katarım. Teyze sen öğrendin, yazıyor musun? Yazıyorum he. Evet. Bazen yazıyorum. Zamanım olursa yazıyorum. Ben de eve girdim mutfağa. Çünkü ben siz annem. Yani ne kadar yemek yapabilir bilmiyorum. Dünden kalma nohutlu bamyalı. Bamyalı nohut. Bamyalı nohut var. Annemin ayva tatlısı. Üstünde kreması ve vişne suyu eksik. Kremayla. Fıstık. Derine daldığı için biraz altı yandı ama annem dedi üstü gayet güzel olmuş. Evin aşkımızı yummy. Dükkana gidiyoruz. Çünkü pane harcımız bitti. O yüzden teyze için geç olmadan gidip alacağız bir paket daha çünkü yetişmedi. O yüzden. Çek. Çok gıcık ya. Emin ederim çok gıcık bir karaktere sahipsin. Ama seviyorum yani. Ne yapalım artık? Baran araba sürerken yani sinirli olabiliyor maalesef. Tom gördün mü? Bu bakıyoruz da. Dükkanda bulamadık. O yüzden gittik büyük alışveriş mağazasına gittik. Biraz alışveriş yaptık. Aynı zamanda da buna benzer bir tane bulduk. Şurada. Bakın ne bulduk. İngiliz büyük süpermarketinde ülkeye çikolata bulduk. Gofret ve pasta aldık. Aynı zamanda. Şimdi zaman yemek zamanı. Teyze tavuklarımızı yaptı. Patatesler de şimdi çıkıyor. Ellerine sağlık teyze. Helal sen bir harikasın. Helal olsun. Yemeğimizi yemek üzereyiz. Baran acıkmış. Evet. Hemen yemek istiyor. Maalesef az kalmış bitirin. Yes please. Kahvaltıda, öğlen, akşam, her zaman fasulye. Canım, sen çok tutulsun. Aşkım, çikolatalı aşkım, çikolatalı. Çikolatalı. Çık. A little egg lay on a leaf. One Sunday morning, the warm sun came up and pop out the egg came a tiny and a very hungry caterpillar. Yarın çalışıyorum, sonraki gün off. Yarın cumartesi değil mi? Bugün çalışmadığı için mi? Bugün haftanın içindeki bir günüm off'tu. Bir de pazar günleri zaten kapalı ya banka. Nagihan aslında Mizgin'in atletik hali yani.
Hakaret buluyorum ben bunu kendime. Nagihan dedeme benziyor. Dedeme benziyor. Annem. Annem. Sen hasta oldun. Oy bu gözlerini yerim. Sen hasta oldun. Annem. Anne. Annem. Biz şu an vlogu kapatıyoruz. Teyze bir şey söylemek ister misin? Herkese selamlar. Biliyorsunuz Ezgi abla rahatsızdı. Ben de birazdan gideceğim çünkü yarın iş var arkadaşlar. O yüzden bugün artık affedersiniz. Değil mi teyze? Kısa bir vlog olabilir belki. Çünkü erken kalkıyorsun. Mecbur gidip uyuman lazım. Aynen. Bitirişi burada yapıyoruz. Sizi hepiniz öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Öptüm hepinizi. Bay bay. Görüşürüz. Vlog çekmeyi üstlendiğin için teşekkür ediyoruz. Dolu dolu Mizgin ve annemi gördüler bugün. İstedikleri gibi. Değil mi teyze? Evet.